spora aşk gibi başladı. Ben kazandığım şeyleri zorluk çekip, çok çalışıp kazanıyorum. Her sporcunun isminin önünde bir bayrak var. Kendi milletimizi temsil ediyoruz. En önemli olan yaptığınız şey de kendine inanmak, işine inanmak. Spor aileden geliyoruz. Benim anne baba hep sporcu olduğu için yani hep sporda yani spor takip ediyorduk. Çocukluktan beri ben bütün yarışları izlerdik. Bütün olimpiyatlar, dünya şampiyonlar vesaire yarışları. Fark etmez atletizm ya da başka bir branşlar olabilir. Ona göre çocukluktan böyle spora aşk gibi başladı. 2010 yılında biz tamamıyla Türkiye'ye taşındık. Ondan önce 2005. yılından ben uluslararası yarışlara katılmaya başladım. Ve gençler, yıldızlarda gençlerde derece yaptıktan sonra da hissediyordum ki bir dünya seviyesinde bir derece yapabilirim. Ve bunun için bir yatırım yapmam lazım, bir şeyler değiştirmem lazım. Azerbaycan'da çok iyi bir şartlar yoktu spor yapması için. Bir de 2009. yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün adına yarışmaya başladım. Ondan itibaren burada şartlar daha güzel. Fenerbahçe Spor Kulübü desteğiyle Türkiye'ye taşındık ve Türkiye adına yarışıyoruz. Bazı insanlar oluyor, bir şanslı oluyorlar, hiçbir zorluk çekmeden bir şeyleri kazanabilirler. Ama arkası da var çünkü kolay bir şey kazanınca insan onun değerini bilmiyor ve onu direkt kaybediyor. Yani hemen kazanınca kaybediyorlar. Ben kazandığım şeyleri zorluk çekip, çok çalışıp kazanıyorum ve bunun değerini ben farklı hissediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü benim için sadece böyle spor kulübü gibi bir şey değil. Yani benim için hani bir aile gibi çünkü yani bana her şey yapıyorlar. Yani yeterli kadardır ki ben şampiyonluğu kazanabildim. Ve sadece yani futbol değil, yani atletizm de var. Yani diğer sporlar da var, destek ediyorlar. Ama bu sadece yani basit bir böyle spora destek gibi bir şey değil. Yani çünkü sporcunun hayatı tamamıyla spor oluyor. Sabahtan kalkıp 7'de 8'de kalkıp saat 11'e kadar yaptığın şey spor oluyor. Günün 24 saati çalışıyoruz diye bile söyleyebiliriz. Çünkü uyku da bir toparlamak süresi oluyor. Bizim hayatımız %100 spordu ve Fenerbahçe Spor Kulübü bana bu imkanı yaratmış ve şu ana kadar kötü anları ve iyi anları çok iyi, her zaman yanımdaydı. Yani sadece bir aileden böyle bir destek görebilirsin. Gerçekten Fenerbahçe Spor Kulübü ben Türkiye'ye taşındıktan sonra ben 3 sene uluslararası yarışlarda müsabakalara katılamıyordum çünkü aktarma periyodu vardı. Her sporcunun isminin önünde bir bayrak var. Yani her sporcu kendi ülkeyi temsil ediyor. Ben Azerbaycan'dan geldim. Aynı bir Türk milleti, yani aynı millet olduğu için. Yani çok büyük bir fark hissetmiyorum ben. Şehir olarak yani farklı şehire gidince insanlar biraz farklı oluyor. Sadece öyle bir fark hissediyorum ben. Thank you.
Ben burada yabancı kendimi hissetmiyorum ve kendi milletimizi temsil ediyoruz yurt dışında. Bana çok yerde çok kişi söylüyordu, sen yapamazsın onu. Ben dedim, niye yapamam? Çünkü Türklerde olmaz öyle bir şey. Koşmaz, kimse hayatta koştu mu koşmadı gibi şeyler söylenilir. Ama ben dedim, neden olmasın, ben yaparım. En önemli olan yaptığınız şey de kendine inanmak. Bir ve yaptığı işine inanmak. Yani bir sene olmasa, 5 sene sonra olmasa, 10 sene sonra olur. Olmayan bir şey yok bu dünyada. Yani ben çok mutluyum ki ben böyle bir spor dalında dünya şampiyonu olmak çok başka bir duygu. Biz 24 saat çalışıyoruz. Sen yaptığın sonuçları çok başarılı olması bizi motivasyon ediyor ve genelde ben yaptığımın diyelim yarışta gidip kazandığın ve diğer insanları mutlu ettiğini çok mutlu oluyorum kendim. Ve bu benim için en önemli olan nokta. Yabancı sporcu Türkiye'ye gelince ya da özellikle ben başka bir ülkeye gitseydim ben dilini, kültürünü vesaire şeylerini öğrenirdim. Kültürü tamamen tadını bilmelisin çünkü olimpiyat bizim için bir yarışma. Önemli bir yarışma çünkü 4 yılda bir yapılıyor. Yani o anı sadece 4 yılda bir yakalayabilirsin. Bir de oraya biz çok hazırlanıp gidiyoruz. En önemli noktalar hata yapmamak. Teknik ve taktik olarak bir hata yapmamak. Yani şöyle bir şey, özellikle bir söz var. Sen kendini yakıyorsun içten. O enerji çünkü çok strese girince kendi kendini yakabilirsin. O çok önemli bir nokta. Psikoloji olarak sen kendini nasıl toparlayıp nasıl tutabilirsin diye bir tecrüben olman gerekiyor. Kendini bir şekilde tanıyıp dağıtman gerekiyor. Yarışın hakkında hep düşünüyorsun şimdi yarın final koşacağım, nasıl olacak ama nasıl koşacağım. Oyun hakkında düşünüyorsun, kazanmaya uğraşıyorsun. Yatıp bir kitap okuyorum ben geceye kadar, zamanın geçiyor. Bana çok büyük destek oluyorlar, sosyal medyadan yazanlar oluyor. Çok gerçekten çok büyük bir destek oluyor. Benim için çok büyük enerji veriyor bu. Yani önemli olan insanları mutlu etmek. Çok insanlar oluyor diyor ki ben yarın yapmaya başlarım sporu. Pazartesinden başlarım gibi şeyler oluyor. Belki ben koştuğumda aynı günü başlattırır sporlara. Много раз он приезжал в Москву на тренировочные сборы и там начали общаться. Как зритель, мне очень волнительно всегда наблюдать за соревнованиями, когда Рамиль бежит. Про него могу сказать, что он очень сконцентрирован на соревнованиях, и меня удивляет его отсутствие волнения, что он очень уверен в себе. И поэтому исход может быть любой, может быть и медаль, может быть золотая медаль. Все зависит от обстоятельств. Я уверена, что Рамиль подготовится, и я ему буду всячески поддерживать и наставлять. Her insanın hayatında spor olması lazım. Çünkü ne kadar spor olursa o kadar sağlık olur.